Ben Lefke'de doğmuş. Burada kendi mahallemde annemin evleri burada. Burada doğduk, bunda büyüdük. Ve karşıdaki 2-3 kat, 3 katlı evler, ben orada yaşıyorum. Evet, bu dere ancak 1950'lerde bu kadar şiddetli gelmişti. Bir de şu anda gördüğünüz gibi bu gayet büyük bir su ile bu köprüden geçmektedir. Evet, dün sabahtan itibaren çok şiddetli bir şekilde tüm bölgedeki dereler geldi. Yani bir örnek verecek olursam, ben dün yani son 12 saatte yaklaşık 1 milyon metreküp su geldi Gömigona göletine. Yani 3 milyon metreküp civarındayken gölet sabah 6.30 gibi doldu ve taştı ve bayağı da bir şey su taşıdı. Yerleşim yerlerine ilişkin bir sıkıntı yok şu an itibariyle. Su hatlarında biraz sıkıntımız var. Bir miktar da işte bahçe kenarlarında şey var. Derenin alıp gittiği yerler var. Birçok yerde derelerimiz geldi, denize ulaştı. Bununla birlikte tabii bazı sıkıntılar yaşandı. Başkanım söylediği gibi yerleşim yerlerinde, konutlarda yok ama işte Doğancı'da bu atış poligonunun olduğu alanda oldu. Şu an sular altında. Bazı bahçelerin kenarlarını aldı. Dere yatakları buralar tabii. Bizim sanayide bazı sıkıntılar vardı, giderildi. Cengiz Topel Anıtı'nın orada bir sıkıntı vardı, köprünün orada. Trafik başka yönde bakıyor. Evet, trafiği durdurttuk. Çünkü köprüde bir risk vardı. Karayollarının teknik ekibi geldi. Hem gereken temizlik yapıldı hem de inceleyip tekrardan şeye açtık. Trafiği açtık. Şu an tamamdır. Gazi Lisesi'nin orada bir köprü vardır. Orada bir sıkıntı vardı. Onu giderdik. Şu an için akış tamamdır. Kontrolümüz altında. Tabii biz suyun debisinin düşmesini bekliyoruz. Yani esas sıkıntımız odur. Yani çok aşırı miktarda su geldiği için yani uzun yıllardır gelmeyen bir su mevcut yatakların dışına taşmıştır. Vallahi yağmurlarımız çok şükür olsun. Umduğumuzdan, beklentimizden çok fazla yağış oldu, çok şükür. En az bir 30 sene öncesini hatırlarım böyle yağışlar olduğunu. Ama inşallah daha devam eder ve bereketli bir yıl olmuş olur.